Görüntüye göre geçiş hakkı hangi araca aittir? A. 2 numaralı araca aittir. B. Araçlar birbirini kontrol ederek geçiş sağlamalıdır. C. 1 numaralı araca aittir. Görüntüdeki araç şoförü nasıl bir davranış sergilemektedir? A. Güvenli sürüş teknikleri uygulamaktadır. B. Usta bir şoför olduğunu göstermektedir. C. Trafikte tehlike oluşturacak şekilde araç kullanmaktadır. Görseldeki gibi konvoy halinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? A. Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar. B. Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar. C. Araç uzunluğunun 3 katı kadar. D. Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar. Yüklerin bağlanmaması. B. Yolcunun güvensiz bir şekilde taşınması. C.
aracın alacağı ağırlığın önemsenmeden yük taşınması. D. Hepsi. Görseldeki aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A. Araçta meydana gelen ve şoförün giderebileceği basit arızaları giderir. B. Aracın imalatçı firmasının tavsiyesine göre belirlenen süre ve kilometrede aracın periyodik bakım tarihlerini takip eder. C. Hepsi. Görüntüdeki sürücünün göstermiş olduğu davranış hangisidir? A. Trafikte karşılıklı saygılı davranmak. B. Öfke kontrolü. C. Empati. D. Hiçbiri. Görselde arkadaki araç, öndeki aracı en az kaç metreden takip etmelidir? A. Metre cinsinden hız limiti kadar mesafeden takip edebilir. B. Hızının metre cinsinden iki katı kadar mesafeden takip edebilir. C. Araç boyunun iki katı mesafeden takip edebilir. D. Hızının yarısı kadar metre cinsinden mesafeden takip edebilir. Oh.
İzlediğiniz videoda hangisi çalışanın kusurlu davranışlarındandır? A. İşini yavaş yapması. B. Çalışma ve kullanım kılavuzunu okumaması. C. İşi yaparken dikkatsiz çalışması.